Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz mevsiminin en güzel sebzelerinden biri olan dolmalık biber ile fırında etli biber dolması tarifi vermek istiyorum. Fırında yaptığım bu güzel dolmaları gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Biber dolmasının o lezzetli halini bir de fırında denemeniz kesinlikle doğru bir karar olacaktır. Tarifimi hep beraber geçelim ve bakalım sizler de beğenecek misiniz? Bunun için yaklaşık olarak 300-400 gram kıymam var. Kıyma miktarı sizin tercihinize göre değişebilir tabii ki. Ben bu kadar kullandım. Bir orta boy soğan var. Yıkanmış bir çay bardağı pirincim var. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı ise domates salçası var. Ve de baharatlarım tuz, karabiber, pul biber ve biraz da nane var arkadaşlar. Hepsini iyice karıştırıyorum. Benim etim biraz yavan olduğu için üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döktüm ve de su bardağının altından yani 2 parmak kadar da biraz su koydum ki pirinçlerle beraber yumuşakça bir kıvam olsunlar. İyice karıştırmanız dolma yapmaktaki en büyük püf noktalarından birisi. Çünkü iyice karıştırmazsanız kıymalar böyle sert sert köfte şeklinde kalıyorlar. Bu yüzden lütfen iyice karıştıralım. Hatta yoğurabilirsiniz kıymanızı ve pirinçli karışımınızı arkadaşlar. Dolma harcınıza taze nane, taze maydanoz da koyabilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış. Ben bu şekilde sevdiğim için sadece bununla tatlandırdım. Hatta domatesi de kesebilirsiniz içerisine. Bu dolma harcı da söylediğim gibi sizin tercihinize kalmış bir şey. İyice karıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi kıvam bu arkadaşlar. Kupkuru bir iç harç malzemesi değil. Dolma harcımız. Onu şimdi kenara alıyorum. Dolmamı fırında pişireceğimi söylemiştim. Bu yüzden ısıya dayanıklı fırın kabımı alıyorum. Onun içerisine ben bir büyük domates kullandım ve de bir büyük diş sarımsak kullandım. Onu rondodan çektim iyice görmüş olduğunuz gibi. Ve de fırın kabının altına onu döşüyorum. Dolmam bu domates sosunun üzerinde pişecek. Gerçekten lezzetine lezzet katarak. Onu da hazırladım ve onu da kenara koyuyorum. Şimdi ise biberlerimi hazırlama zamanı. Biberlerimin içini oydum. Buradan fazla vakit almasın diye. Kapak kısımlarını çıkardım, yıkadım ve ters çevirdim ki içerisindeki su tamamen boşalsın. Şimdi biberlerin üzerine çatalla delikler açıyorum ki iç kısmı da güzel bir şekilde pişsin ve içerisinde su kalmasın arkadaşlar. Biber dolmasının içerisinde bu alt kısmında biriken su hoş bir görüntüye de lezzete de sebep olmuyor bana kalırsa. Bu yüzden iyicene altının da pişmesini, suyunu tamamen çekmesini istiyorum. Bu yüzden deldik arkadaşlar. Şimdi bir kaşık yardımıyla biberlerin içerisini kıymam ile dolduruyorum. Tamamen doldurmamanız gerekiyor ağzına kadar. Çünkü içerisindeki pirinçler dolmayla beraber pişecektir ve şişecektir. Bu da dolmanızın kıymalarının taşmasına sebep olacaktır. Bu yüzden tamamen doldurmuyoruz. Dolmamızdan bir parmak ya da iki parmak aşağıya kadar doldurmanız yeterli arkadaşlar. Eğer pirinç miktarınız daha fazlaysa iki parmak aşağıya kadar doldurmanız yeterli olacaktır. Ve de en üst kısmına görmüş olduğunuz gibi ben domatesler kesmiştim. Onları da biberlerin üzerine kapak yaparak kapatıyoruz ve de fırın kabına diziyoruz.
Fırında biber dolmasını ben direkt fırına veriyorum arkadaşlar. Yalnız önce ocakta pişirip daha sonra fırına üzerini kızartmak için verenler de var. Ben bu şekilde yapmıyorum. Fırında tamamen kendini çeke çeke usul usul pişmesini sağlıyorum ve bu şekilde daha da lezzetli oluyor. Biberlerimin tamamını doldurdum. Şimdi ise bir su bardağı suyu aldım bir tabağa. İçerisine bir kaşık salça koydum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum ve de 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum ve de karıştırıyorum. Bunu dolmamın üzerine sos olarak gezdireceğim. Ve fırın üzerine üzerine gezdirip fırına göndereceğim. Fırına göndermeden tabii ki üzerini bir yağlı kağıt ile kapatıyorum. Yağlı kağıdı ıslatıp kullanırsanız birazcık daha rahat kapanacaktır üzerine. Yaklaşık olarak 200 derecede içini çekip pişene kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 40-45 dakikada dolmalarım pişti. Görmüş olduğunuz gibi üzerlerini kızarttım. Hatta şöyle söyleyeyim, yarım saatten sonra biberlerimi çevirerek her tarafının kızarmasını istedim ve de çevirdim. Her tarafının daha güzel kızarıp ateş görmesi için çevirme işlemini yaptım. Sosu da görmüş olduğunuz gibi çok güzel kıvamlı, domates sosundan ötürü çok lezzetli bir sosu da var. Sosu çok fazla değil, sulu olmasına gerek yok çünkü. Şimdi dolmanın içerisini size göstermek istiyorum. Gerçekten enfes. Arkadaşlar, şimdi biber dolmasının içine bir göstereyim size. Kıyma, pirinç o kadar güzel tane tane duruyor ki hiçbir şekilde hamurlaşma, birbirine yapışma, cıvıklaşma yok. Ben açıkçası biber dolmasının içerisindeki o görüntüden pek hoşlanmam. Bu fırında yapmanın en güzel yanı bu görüntüden hem kaçınmış olmak hem de daha lezzetli bir biber dolması yemiş olmak. Sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Mutlu kalın.